Akşamlar sevgili izleyenler, işte Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir beyaz ana haberle karşınızdayız. Eğer sizler de ekranlarınızın başında yerlerinizi aldıysanız gelin dünyada ve Türkiye'de yaşananlara biraz daha beraberce yakından bakmaya çalışalım. Hatta gelin keyiflenelim istiyoruz. Milli gururlarımızla başlamayalım mı? Dün akşam milyonları ekrana kilitledi. İşte onlar, o anlara gideceğiz. Amililer Euro 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve tarihinde de ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlamış oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o da turnuvaya galibiyetle başlayan amilli futbol takımımızı telefonla aradı ve tebrik etti. Milyonlarca Türk Euro 2024'e kilitlendi. İlk maçında Gürcistan'la karşılaşan milliler 3 golle galibiyete uzandı. Ülkenin 4-1 yanında galibiyet böyle kutlandı. Başardık, başardık, yine başardık. Her zaman başaracağız. İnşallah şampiyonlukla tamamlarız. Türkler bitti demeden bitmez diyoruz. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F grubunda yer alan Türkiye ilk sınavını Gürcistan karşısında verdi. Nefeslerin tutulduğu maçı tribünlerden takip edenler de vardı. Bu coşkuya LED ekranlardan ortak olanlar da. Bu ekranda Türkiye Amilli Futbol Takımı'nın maçını izliyoruz. İki bayram birden yapmak istiyoruz. İnşallah şampiyonlukla tamamlarız. Çok güveniyoruz takımımıza. Zaten kendi evimizde gibiyiz. Burada maç izlemek çok heyecanlıydı. Tüm Türkiye'nin soluksuz izlediği maçı millilerimiz Mert Müldür, Arda Güler ve uzatma dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yenmeyi başardı. Türkiye sokaklara döküldü. Çok iyi maçtı. Takımımız elinden gelen en iyisini yaptı. Efsane bir maçtı. Tüylerimiz diken diken oldu vallahi. Her zaman başaracağız, biz Türkiye'yiz. Çok mutluyuz. Gerçekten başarılar diliyorum. Daha devamı gelir inşallah. Arda Güler attığı müthiş golle Avrupa Şampiyonası'nda çıktı. İlk maçta gol atan en genç futbolcu olarak da tarihe adını yazdırdı. Özellikle Arda Güler harika bir gol attı. Başarılarının devamını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amilli takımı telefonla aradı. Önce takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ile görüştü. Teşekkürler. Evet. Montella Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22 Haziran Cumartesi Portekiz'le yapılacak karşılaşmaya da davet etti. Poi l'aspettiamo una partita più avanti. Kısmet olursa sizi maça bekliyoruz başkanım. İnşallah. Erdoğan attığı şık golle galibiyette önemli rol oynayan ve maçın adamı seçilen Arda Güler'le de konuştu. Çok sağ olun Cumhurbaşkanım. İnşallah devamı da gelecek. Erdoğan maçın son golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nu da tebrik etti. Evet, çok şükür. Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Millilerimiz grubundaki ikinci maçında Portekiz'le karşılaşacak. En büyük Türkiye! Kupa bizim olacak. Şampiyon!